İşte o mektuplardan bir tanesi. Mısır İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a yazılan bu mektup. Bu mektubun orijinal hali elimizde mevcut dedim. Hatip bin Ebi Belta tarafından götürülmüş bu mektup Mısır topraklarına ve 1800'lü yılların ortalarına yakın Fransız müsteşrik Berthelemey bu mektubu Mısır Ahmim bölgesindeki bir kilisede araştırmalar yaparken bulur. Daha sonra Hamidullah Hoca bu mektup üzerinde bazı ilmi tetkikler yapar. 1936 yıllarında da bu mektupla alakalı bir makale yazar ve mektubun sahih olduğunu söyler. Hamidullah Hoca'nın verdiği bu bilgi üzerine yürüyoruz. Ne yazmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mektuba? O mektubu gelin bir okuyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm mektuplarında ilk önce yazdığı cümle besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Bu hitaptan sonra da selam yazar. Karşıdaki muhatap kimdir? Ehli kitaptır. Ehli kitaba selam verilir mi? Verilir. Peki Müslümana verildiği gibi mi verilir? Hayır. Biz bir Müslümanla karşılaştığımız zaman Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deriz. Ama bir ehli kitapla karşılaştığımız zaman selamımız şöyle olmalıdır ve biz bunu işte Allah Resulü'nden ve burada öğreniyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bu aslında bir yönüyle onlara selamdır ama bir yönüyle de selamın ayrıcalıklı muhataplarının kim olduğunun bir işaretidir. Ve bu selamdan sonra Allah Resulü şunu yazar. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen Allah sana iki ecir verecektir. Bu iki ecir nedir? İki yorum var. Birincisi şu. Eğer Müslüman olursan hem bu dünyada bir ecir alacaksın hem öte dünyada bir ecir alacaksın. Bu dünyadaki ecrin de yine devletinin başında hükümdar olarak kalmakla alacaksın. İkinci yorum da şudur. Eğer Müslüman olursan kavmin de teban da senin adına, senin yüzünden Müslüman olduğu için onların kazandığı tüm sevaptan sen de ortak olacaksın. Ecir üstüne ecir alacaksın. Efendimiz bu müjdeyi vermek için onlara diyor ki Allah'a teslim ol, Müslüman ol, iki ecir verecektir Allah sana. Eğer yüz çevirirsen teban olan bütün Kıptilerin günahı senin boynunadır. Çünkü o Müslüman olmasa İslam'la insan arasındaki bir engeldir. Kimse de Müslüman olmayacak. O günkü şartlar içerisinde bu böyleydi. Efendimiz bunları yazdı. Şimdi asıl buraya bir ayet yazacak Allah Resulü. Yazdığı o ayet öyle bir ayet olacak ki o karşıdaki muhatabın kapalı gönül sandıklarının anahtarı olacak ve o kilitleri açacak. Allah Resulü nasıl bir ayet gönderecek? Eğer bu mektup hicretin 7. yılında yani Hudeybiye'den sonra gönderilmişse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o güne kadar 4000 küsür ayet inmiştir. Allah Resulü şimdi o 4000 küsür ayetten bir tek ayeti seçip bu mektuba yazacak. Peki bu seçtiği ayet nasıl bir ayet olacak? Bu çok önemli bir şey dostlar. Bakın Kur'an anlayışı diyoruz. Karşıda bir muhatap kitlesi var ve Efendimizin bir uygulaması var. Buradan bize o kadar çok, o kadar önemli şeyler çıkar ki. Allah Resulü seçeceği bu ayetle 6 tane temel noktayı gözetmek zorundadır. Nedir onlar? 1.
seçilen ayet muhatabın seviyesine uygun olmak zorundadır. İki, seçilen ayet muhatabın değerini düşürmemeli, hatta onu taltif etmek zorundadır. Üç, seçilen ayet muhataba biraz önce yazılan davete uygun bir söylemle gelmek zorundadır. Dört, seçilen ayet muhatabı neye çağırdığını açıklamak zorundadır. Beş, seçilen ayet muhatabı dünya ve ahiret dengesine ikna etmek zorundadır. Altı, seçilen ayet muhatabın aklını ikna ederken yüreğini, kalbini de tatmin etmek zorundadır. İşte bu kadar önemlidir seçilen ayet. Peki şöyle bir düşünün. Allah Resulü hangi ayeti seçmiştir? Karşıda Hristiyan bir devlet başkanı var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yeni bir dine davet ediyor. Hangi ayeti seçmiştir? Ali İmran 64. ayet. De ki, ey kitap ehli, gelin sizin ve bizim ortak bir kelimemizde buluşalım. Bu ayet var ya dostlar, eğer ehli kitaptansanız ve ilk kez Kur'an'a ait bir mesaj duyuyorsanız, dizlerin bağını çözen bir ayettir. Ey kitap ehli, bana gelin değil, bana tabi olun değil, sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Nedir o ortak kelime? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Ayetin seçilme sebebini daha iyi anlıyoruz değil mi? Bu ayet hangi ehli kitaba ulaşır da o ehli kitabın yüreğinde, içinde fıtrat ve vicdan diridir de onun dizinin bağını çözüp de onu bu rahlenin önüne getirmez. Mukavkıs da erir bu ayetin karşısında. Ama kolay değildir bir anda tahtı sarayı terk etmek. Herkes Yemen kralı Ebu Kelp gibi olamıyor. Mukavkıs da götürüp getiriyor arasında. İçinden bu ayetlerin mesajına dair bir iman taşıdığını ifade ediyor. Hatta bunu gelen elçi Hatibe de söylüyor. Ama açıkça iman ettiğini kavmine söyleyemiyor. Mukavkıs gelen elçiyle Hatip bin Ebi Belta'yla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırılsın diye bir sürü hediye gönderiyor. O hediyelerin içerisinde iki cariye de var. Şem'un'un kızları Maria ile Sirin. Kimdir bunlar? Maria'yı biliyoruz değil mi? Maria 5000 sene önce aynı yoldan, aynı maksatla yürüyen birinin izini takip ederek Medine'ye geliyor. O da Mısır'dan o topraklara, o günkü ifadesiyle Faran dağlarına geliyordu. Orada İsmail'e analık yapacak ve o soydan bir silsile oluşturacaktı. Şimdi de aynı yoldan, aynı önemle, aynı maksatla biri daha yürüyor. O da Maria validemiz. Varacak Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eş, bize anne olacak ve Allah Resulüne Hatice validemizden sonra tek çocuk doğuran hanım olma unvanını kazanacak. İbrahim'in annesidir Maria validemiz. Efendimiz Sirin'i de büyük şair Hasan bin Sabit'e verecektir. Onunla da onu evlendirerek o silsilenin Medine'de öyle devam etmesini sağlayacaktır. İşte Mukavkıs'a ulaşan mektup, Allah Resulü'nün yazdığı bu mesaj ve o mesajın sonunda orada atılan iman tohumları
En sonunda Amr İbni As'ın o toprakları fethederek orada yeşerttiği o tohumlar. Bu birinci mektubumuza örnek. Gelin ikinci mektubumuza. O nereye? Hicretin 8. yılında Sasanilerin hakimiyeti altındaki Bahreyn'e ve Bahreyn Meliki Munzir İbni Sava'ya yazılan mektup. Bu da çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mektubu yazar ve Ala İbni El Hadrami aracılığıyla gönderir. Bu mektubu da bize Alman müsteşrik Frescher bulur. Onun mektubunu da yine Hamidullah Hoca tetik ederek bize takdim eder. Bu mektupta herhangi bir Kur'an ayeti yoktur. Allah Resulü şöyle yazmıştır. Yine Besmele ile başladıktan sonra Allah'ın Resulü Muhammed'den El Munzir İbni Sava'ya selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Efendimizin söylediği sözler. Müslüman ol ki selamet bulasın. Allah senin elinin altındaki mülkü yine sana bıraksın. Şunu iyi bil ki yakın bir gelecekte develerin ve atların ayak izlerinin ulaştığı toprakların hepsi bu mesajın gölgesinin altına girecektir. Bu kadar. Peki neden Allah Resulü buna böyle bir mektup yazmak zorunda kalmıştır? Neden Mukavkıs'a yazdığı gibi değil de buna böyle bir mektup yazmıştır? Burada bir hikmet olmalı değil mi? Muhataba göre söz söyleme, bu çok önemlidir. Allah Resulü Mukavkıs'a yazmış olduğu ayeti, yani Ali İmran suresinin 64. ayetini buraya yazsaydı var ya, buradaki davetin önünü tıkamış olurdu. Neden? Çünkü burada Hristiyanlar yok ki. Azınlıkta Hristiyanlar burada. Burada bir avuç Yahudi var. Çoğunlukla Mecusi var. Kısmen putperest var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşısında şimdi çok dinli bir kavme, bir devlete mektup yazacak. O halde Allah Resulü'nün yapacağı iş burada şudur. Onların dini kimliklerini değil, siyasi kimliklerini muhatap alacaktır. Ve Efendimiz de böyle yapmıştır. Onların dini kimliklerini hiç gündeme getirmemiştir. Direkt siyasi kimlikleriyle siyasi bir mesaj yapmıştır. Eğer Müslüman olmasanız bir gün gelecek zorlu olacaksınız. Bir gün gelecek olmak zorunda kalacaksınız. Bu budur. Hafif bir tehdit var. Bir de işin içinde müjde var. Efendimiz o muhataplara da böyle bir mektup yazmıştır. Bu da ikinci mektup. Gelin üçüncü mektuba. Üçüncü mektup. Allah ona rahmet eylesin. O büyük bir insandır. Ben ona İslam'ın anası diyorum. Siz de öyle deyin. Necaşi'ye yazdığı mektuptur. O İslam'ı analık yapmıştır. Eğer sinesinde o Habeşistan hicretine katılan o güzide ashabı saklamasaydı belki işin başında Müslümanlar bu kadar rahat edemeyecekti. Onun için Necaşi'nin adı anıldığı zaman onun İslam'ın anası olarak bir yere yazın ve ona bu ümmetin bir vefa borcunun olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmayın. Allah Resulü Necaşi'ye çok mektup yazmıştır. Kaynaklarımız 6 kez bir mektuplaşmadan bahsederler. Ama ben burada özellikle yazılan ilk mektubu söylemek istiyorum. Çünkü ele geçen orijinal nusha çok büyük ihtimalle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gönderdiği ilk mektup olduğu yönündedir. Bizatihi mektubun muhtevasından dolayı. Bu mektubu da İngiliz müsteşrik Dentlop bulmuş. Yine Hamidullah Hoca'nın tahkikinden geçmiştir. Mektup aynen şöyledir dostlar. Yine Besmele, yine Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş hükümdarı Meliki Asham Necaşi'ye hitabı, yine selam hidayete tabi olanların üzerine olsun selamı ve sonrasında İslam'a davet.
İslam'ı kabul et, Müslüman ol. Ben kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamdimi iletirim. Bunu söylüyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Haşr suresinde alt alta gelen Rabbimizin o güzel isimlerini yazıyor. O meliktir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir. Niye bu isimler? O kadar çok şey söylenir ki bu mektuplar üzerine. Ama ben orayı geçeyim müsaade ederseniz. Efendimiz Allah'ın bu güzel isimlerini yazdıktan sonra söylediği söz şudur dostlar. Ben şehadet ederim ki İsa İbni Meryem Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Şehadet bu. Bizim eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah cümlemiz var ya, İslam'a geçiş cümlemiz, onun aynısını Allah Resulü Hazreti İsa için yazıyor. Ben şehadet ederim ki İsa İbni Meryem Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bitti mi? Hayır. Onu iffeti her türlü dünya kirinden ve fitnesinden temizlenmiş olan Meryem'e ilka etmiştir. Ve o İsa'ya böyle hamile kalmıştır. Bir yerde onların düşüncelerini tahsis, bir yerde de onlara taltif var. Allah Resulü kelimeleri işte böyle dengeli kullanıyor. Allah onu tıpkı Adem'in kendi eliyle ve nefesiyle, yani üflemesiyle yarattığı gibi yaratmıştır. Bu cümle de ruhullahın ne anlama geldiğinin işaretidir işte. Ruhtur ama Hristiyanların anladığı gibi değil. Adem nasıl ruhsa İsa da öyle ruhtur. Bunu söylüyor Allah Resulü ama görüyorsunuz değil mi nasıl kelimelerle söylüyor. Efendimizin bir sıfatıdır cevami'ul kelim oluşu. Ne demektir cevami'ul kelim? Az söz söyler ama çok şey söylemiş olur. Az sözle çok şey söyleyen bir peygambere sahibiz elhamdülillah. Bunları yazdıktan sonra işi davete getirir Efendimiz. Aynı davet cümlelerini kullanır. Seni Allah'a davet ediyorum der. Sonra amcasının oğlu Cafer'i ona gönderdiğini söyler. Sonra Cafer'e ve yanındaki Müslümanlara ikram etmesini söyler. Sözün sonunu yine İslam'a gel, Müslüman ol, kurtul diye bitirir. Şu mektupta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplara göre nasıl bir söylem geliştirdiğinin en büyük delili değil midir dostlar? Gelin dördüncü mektuba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans kralı Heraklius'a gönderdiği bir mektup. Bu mektupta yine Ürdün'de, Amman'da batılı müsteşrikler tarafından bulunmuş, halen orada bir kralın özel kütüphanesinde saklanıyor. Burayı, bu mektubu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dihye İbni Kelbi aracılığıyla gönderir. Dihye İbni Kelbi'nin de karşısına şunu yazın: melek sahabi. Cebrail onun suretinde gelirdi. Onun için Dihye dediğimiz zaman biz melekleşen insan, insanlaşan melek demiş oluruz. Böyle bir ayrıcalıklı sahabiyle Allah Resulü bu mektubu göndermiştir. Hatta bu mektubun gönderildiği zaman bir rivayeti de aktarır ashab bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye dönüşünde mektupları yazdığı zaman bu mektubu da yazdırmıştır. Ve sonra ashaba dönmüş demiştir ki kim cennet karşılığında bu mektubu Bizans hükümdarı Heraklius'a götürecektir. Ashabtan biri el kaldırıp söz istemiştir. Ya Resulallah, ölsek de aynı müjdenin sahibiyiz, diri olsak da aynı müjdenin sahibi miyiz? Yani vardık oraya, mektubu verdik ve döndük. Yine bize bu görev için cennet var mı? Evet demiştir Allah Resulü. Ve melek sahabi Dihye atılmış öne
ben ya Resulallah demiş, o mektubu almış, Bizans topraklarına doğru yürümüş. O Bizans topraklarında yol alırken Heraklius'ta Kudüs seferinden dönüyor ve yolları Humus denen Şam topraklarında birleşiyor. Önce mektup oranın valisine, sonra o valinin aracılığıyla Heraklius'a tevdi ediliyor. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Heraklius'a Mukavkıs'a yazdığı mektubu göndermiştir. Sadece hitap değişir. Ayet aynı ayettir. Mesaj aynı mesajdır. Davet aynı davettir. Peki neden? Çünkü Mukavkıs'la Heraklius aynıdır. İkisi de Hristiyandır. İkisi de ehli kitap mensubudur. İkisi de kendini İsa'ya nispet etmektedir. İkisi de bir devletin başındadırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gözetmiş, Heraklius'a aynı mektubu göndermiştir. Beşinci ve altıncı mektuplara gelelim. İkisini bir zikredelim. Çünkü ikisi aynı yere gitmiştir. Umman kralı Cülenda'nın oğulları Ceyfer ile Abde iki ayrı mektup yazdırmıştır Efendimiz. Bu mektupta şu anda Lübnan uyruklu bir zatın özel kütüphanesindedir. Muhammed Hamidullah Hoca bu mektubun fotoğraflarını görmüştür, aslını değil. Ama bizim rivayetlerle de bu mektupların içeriğini doğrulatmıştır. Bu mektupta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen Munzir İbni Sava'ya yazdığı uslubu kullanmıştır. Sebep? Çünkü ikisi de aynıdır. Onların yaşadığı coğrafyada Kisra'nın hakimiyeti altındadır. Yine çok dinli bir bölgedir. Onun için Allah Resulü Munzir'e gönderdiği mesajın aynısını ona göndermiştir. İşte ben size Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashaba yazdırdığı, çünkü Efendimiz ummidir, kağıt kalemi hiç eline almamıştır, ashaba yazdırdığı bu davet mektuplarından 6 tanesini örnek olsun diye söyledim. Burada çok önemli bir nokta dikkatimizi çekmeli dostlar. Asıl oraya gelmek istiyorum. Nedir o önemli nokta? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı iletirken bile, İslami daveti iletirken bile muhatabı bilerek, seviyesini gözeterek, karakter, mizaç ve fıtratını göz ardı etmeyerek onun kabiliyet ve onun mizacına göre bir uslup belirleyerek mektuplarını yazmıştır. Kur'an anlayışı diyoruz, Kur'an'ın insanlara arzı diyoruz ama burada gözetmemiz gereken böyle önemli bir hususun varlığını ne yazık ki çoğu zaman ihmal ediyoruz. Ama Allah Resulü bunu hiçbir zaman ihmal etmedi. Bu çok önemlidir dostlar. Bu aslında Arap dilinin de özel bir konusudur. Arap dilinin birçok ilim dalı vardır. Mesela onlardan bir tanesidir belagat. Belagat da kendi içinde 3 ilim dalına ayrılır. Biz ona beyan deriz, meani deriz, bedi deriz. Bu 3 ilim dalı da aslında sözün farklı bir yeriyle ilgilenirler. Mesela beyan dediğimiz zaman sözün fesahatini kastederiz. Sözün açıklığı, duyulur duyulmaz anlaşılır olması. Bu meselenin beyan yönüdür. Meani nedir? Meani Arapça ifadesiyle muktezai haldir. Ne demek muktezai hal? Duruma ve zamana göre, duruma ve mekana göre, yani muhataba göre söz söylemektir. Bedi nedir? Bedi de sözün ahengi ve insicamıdır. Bizim burada asıl üzerinde duracağımız meaninin konusudur. Yani muktezai haldir. Meani ilmine geldiğimiz zaman da meanide edrabul haber diye bir bahis görürüz. Edrabul haber, haber cümlesinin çeşitleri anlamına gelir.
biraz teknik bir mesele oldu ama şimdi sizi oradan kurtaracağım, hiç fazla kafayı yormayın. Haber cümlesinin çeşitleri de Arap dilinde 3 tanedir. Bu 3 tane de aslında bizatihi cümlenin içerisinden kaynaklanmaz. Ya neden kaynaklanır? Muhataptan kaynaklanır. Eğer muhatap iptidai ise haber başka. Eğer muhatap talebi ise haber başka. Eğer muhatap inkari ise haber başkadır. Üç farklı muhataba göre 3 farklı cümle kullanılır. 3 farklı üslup geliştirilir. Şimdi biraz örneklendirelim. Şurada bir resim görüyorsunuz. Bu resim görüntü itibariyle de aslında normal bir insanı resmeder değil mi? Ne kaşlarında bir hareketlenme var, ne bir şüphe var, ne bir tereddüt var. Böyle bir resimden anlarız ki buradaki muhatap iptidaidir. Yani iptidai şu anlama gelir. Zihni safidir, durudur. Bir şey söylediğiniz zaman kabul eder. İnkar etmez, tereddüt etmez, size itiraz etmez. Biz bunu bu konumuzda şöyle de anlayabiliriz. Hani ikinci dersimizde muhatapları üçe ayırdık ya. İçinde takva ve fıtratı barındıranlar. Yani bir şekilde sorumluluk ahlakına sahip olanlar. Bunlara Kur'an'ı arz ettiğiniz zaman anında kabul ederler. Çünkü safidir dimağları. Kabul eder ve tereddüt etmez. İşte böyle bir duruşu olana siz bir basit cümle kullansanız, deseniz ki ca'a ehuke, kardeşin geldi, o da kabul eder. Kardeşim geldi der. Muhatap böyleyse cümle de böyle gelir. Ya muhatap talebi ise, yani şöyleyse, bir tereddüt içerisindeyse, sizin söylediğiniz sözleri şüphe ile doğruluk arasında bir tereddütle karşılayacaksa, acaba doğru mu, acaba gerçek mi diye bir şüphe içerisindeyse, sizin böyle bir muhataba ca'e ehuke demeniz yetmez. Bunu ikna etmek zorundasınız. Peki ikna ederken ne diyeceksiniz? İnne ehake ca'a diyeceksiniz. Bir inne koyacaksınız önüne. Muhakkak, şüphesiz kardeşin geldi diyeceksiniz. Ancak o inne onun kafasındaki soru işaretlerine bir cevap olabilir, bir ikna olabilir, onu bir şekilde ikna edebilir. Yoksa inmez. İşte talebi haber dediğiniz zaman da bunu kastetmiş olursunuz. Ya karşıdaki muhatap böyleyse, yani ne deseniz adam duymayacak. Baştan vermiş kararını. Artık gönül sandıkları kapalı. Ya da yine ikinci derslerimizde hatırlayın ne demiştik? Fıtratını ya da vicdanını öldürmüş. Örtmemiş, perdelememiş, içindekini öldürmüş. Buna inne ehake ca'a derseniz ikna olmaz. Daha da ötesi lazım buna. Bunu biraz daha sallayacak, biraz daha ikna edecek, biraz daha ona farklı bir şekilde mesajı ulaştıracak bir cümle lazım. Ne diyeceksiniz ona? İnne ehake kad ca'a diyeceksiniz. İki tane te'kid ifadesi, te'kid edadı kullanacaksınız. Muhakkak ki, şüphesiz, katiyen senin kardeşin geldi diyeceksiniz. Ya kabul edecek ya etmeyecek. İşte Kur'an böyle yapıyor dostlar. Muhatap neyse ona göre konuşuyor. Niçin bugün tefsir usulünde Mekki ve Medeni ayetler o kadar önemlidir? Sebebi nedir? Birçok sebebi var da bir sebebi de budur işte. Eğer bilmezseniz onu, ayetin evvel emirde kimi muhatap aldığını bilemezsiniz.
Ve bugün az çok Kur'an'a vakıf olan, Kur'an'a biraz olsun talebe olan, hiçbir tefsir ya da meale ihtiyaç duymadan Kur'an'ın o Arapça lafızlarından onun Mekki mi Medeni mi olduğunu anlar. Eğer cümleler kısaysa, eğer tekitler fazlaysa, eğer mesajda korkutmalar fazlaysa onu direkt Mekki ayetler sınıfına yazacaksınız. Yok, eğer içindeki ifadeler bu saydıklarımdan başkaysa onu da medeni ayetlere yazacaksınız. Allah böyle konuşuyor insanla. Karşıdaki muhatap eğer cansız cisimlere tapıyorsa, o putları Allah'la kendi aralarında vesile olarak, şefaatçi olarak ediniyorsa, eğer böyle bir şirk bataklığındaysa Rabbimizin mesajı farklı. Eğer karşısında duranlar tahrif de olsa bir kitaba tabi olmuşsa, bir kitaba mensupsa, onun ona onlara da Rabbimizin mesajları daha farklıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan alıyor bu ilhamı. Ve bu ilhamı Kur'an'dan alarak o da 23 sene boyunca muhataba göre söz söylüyor. Asla muhatabın seviyesine ya da altına ya da üstüne çıkarak muhatabı zor durumda bırakmıyor. İsterseniz bir dahaki ders buna bir başlangıç yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataba göre söz söylemesinin ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Allah Resulü'nün bir de muhatabı tanıma özelliğini bir anlayalım. Ondan sonra ashabın Kur'an anlayışının bu bilgiler içerisinde nasıl şekillendiğini daha iyi kavramış olalım inşallah. Rabbim anlayanlardan, kavrayanlardan, hepsinden ötesi hayatlarını aktarıp yaşayanlardan eylesin inşallah bizleri. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.